Uzunluğu 300 metre, genişliği 5x artı 2 metre olan caddenin bir kenarına 2x eksi 2 metre genişliğinde bir bisiklet yolu yapılıyor. Buna göre bu caddede bisiklet yolu dışında kalan bölgenin alanını metrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burası 2x eksi 2 ise şu kısma ne kalır? 5x artı 2'den 2x eksi 2'yi çıkarıyorum. Çıkardığımda 5x artı 2 eksi 2x artı 2'den 3x artı 4 kalır. Yani şurası 3x artı 4. Bize ne oluyor? Buranın alanını soruyor. Şu kısmın alanını soruyor. 300 çarpı 3x artı 4. O da ne olur? 900x artı 1200. Cevabımız Ceyhan 900. Yüksekliği 42 cm olan eş trafik konilerinden 3 tanesi şekildeki gibi üst üste konulduğunda oluşan şeklin yüksekliği 74 cm oluyor. Buna göre bu konilerden 6 tanesi şekildeki gibi üst üste konulduğunda oluşan şeklin yüksekliği kaç cm olur? Şimdi koni burası 42'ymiş. Buna ne eklenmiş? 2 tane şöyle aralık eklenmiş. Şu aralıkları bulmamız lazım bizim. 2 tane aralık. 74'ten 42'yi çıkarıyorum. 32. 2 aralık 32 ise 1 aralık şurası 16 santimetre olacak. 1 aralık 16 santimetre. Şimdi burada kaç tane aralık var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 çarpı 16, 80 santimetre. Şurası 80 santimetre. Bir de buradan şu kendi yüksekliği var 42 santimetre. Topladığımızda ne olur? 1'de uzun kenarı x santimetre, kısa kenarı 5 santimetre olan iki özdeş dikdörtgen şeklindeki tahtanın uçlarından bir kenarı 5 santimetre olacak olan kare şeklinde kırmızı kısmı kırmızı renge boyanıyor. Daha sonra iki özdeş tahta boyalı bölgeler üst üste gelecek şekilde çivileniyor. İki tahtanın birleşmesiyle oluşan şekil 2'deki ABCD tahtasının çevresi 5x artı 30 santimetre olduğuna göre özdeş tahtalardan birinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi 5 santimetrelik kısım üst üste gelmiş. Tamamı x'ti. O zaman şurası x eksi 5 olur. Burası 5 yine. Burası da x eksi 5. Burası da x. Yani elde ettiğimiz ABCD tahtasının kısa kenarları 5, 5. Uzun kenarları ise x eksi 5, x eksi 5. 2 x eksi 10. 5 daha. 2 x eksi 5 olacak buralar. Çevresi neymiş? X artı 30. Çevresini toplayalım. 2x eksi 5 ile 5'i topladığımda 2x 2 katı 4x. 4x eşittir. X artı 30. X'i buraya atıyorum. 3x eşittir 30 ise x eşittir 3'e böldüğümde her iki tarafı 10 bulurum. Bir alanını soruyor bize. Uzun kenarı neymiş? 10 santimetre. Kısa kenarı da 5. Arsasına trafodan tel çekmek isteyen Tayfun Bey'e TEDAŞ'ın sunduğu fiyatlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TEDAŞ uzaklık arttıkça telin metre fiyatını kademeli olarak azaltmaktadır. Mesafe 40 metre olursa ilk 20 metrelik kısımda kullanılan telin metresi 5 TL, sonraki 20 metrelik kısmında kullanılan telin metresi 4 TL'dir. Tayfun Bey'in arsasında trafoya uzaklığı 100 metreden fazladır. Tayfun Bey'in aldığı toplam telin metre başına ortalama fiyatı 2,5 TL olduğuna göre alınan telin toplam uzunluğu kaç metredir? Şimdi ilk 20 metre arası neymiş burada? 5 lira. Ödediği fiyat 5 çarpı 20 ödeyecek. Sonra 21 ile 50 yani 30 metrelik kısmı 4 çarpı 30 artı. Sonra 51 ile 100 3 çarpı 50 artı. Sonra 101'den üstü. 101'den üstü ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ben alınan tele x metre diyeyim. Tel. O zaman şöyle yapıyorum. X eksi 100
çarpı 2 eşittir. Metre fiyatı ne kadara geliyormuş? 2,5 x. Şöyle diyelim, 2,5 x. Şimdi 5 çarpı 20 100 artı 4 çarpı 30 120 artı 3 çarpı 50 150 artı 2 çarpı x eksi 100 2x eksi 200 eşittir 2,5 x. Burada 220 370 artı 2x eksi 200 eşittir 2,5 x. Devam ediyorum. 370'ten 200 çıktı. 170 eşittir 2x'i karşıya atıyorum. Eksi 2x diye geçer. 0,5x. 0,5x 170 ise x ne olur? 2 katı 340. Demek ki kullanılan